genç kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size harika bir haberim var. Bebek okulunun tanıtımı yayınlandı. Şimdi onu hep beraber izleyeceğiz ama ilk önce kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olup videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zillerini de açın arkadaşlar. Ben çok mutluyum, buradaki küçük bebeklerimizi okula yazdırmaya götüreceğiz. Aa, arkadaşlar burada çok güzel kulelerimiz var bu arada. Hemen şöyle kulemize bir tane daha ekleyelim. Gitmeden okula ne dersiniz? Ben bu kuleleri yapmayı bilmiyordum arkadaşlar. Nil bana öğretti. Teşekkür ediyorum ona da. Şimdi tanıtıma gidiyoruz. Kısa bir tanıtım videosu izleyeceğiz. Sonra da bebekleri okula yazdırmaya götüreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar burada bebek okulunun küçük bir oyun alanı gözüküyor. Burada şifreleri tamamladığınızda galiba bize bir hediye verecek. Onun gizemini şimdiden bizlere göstermiş. XXX yapınca mı verecek yoksa hepsini alt alta aynı şekilleri getirince mi verecek? Hep beraber göreceğiz. Ben de inanılmaz merak ediyorum. Şimdi okulun bebekleri uyutma kısmına bir bakalım. Arkadaşlar burası bebeklerin uyutulduğu küçük bir bölüm. Çok kısa bir bölümünü tanıtmışlar. Bebek sandalyemiz burada. Ve bebeşimiz çok güzel bir şekilde uyuyor. Çok tatlı. Yeni bebek karakterlerimiz de olacak bu arada. Yukarıda da bebeklerin oynayacağı küçük küçük oyuncaklarımız var. Ay, bir ayıcık. Arkadaşlar çok yakında geliyor bu güncelleme. Buna hazır mısınız? Ben galiba artık hazırım. Şimdi... Arkadaşlar bebeklerimizi okula yazdırmadan önce hemen şurayı bir bebek odası haline getirelim. Ne dersiniz? Şurada şöyle hamile anne baba kıyafetlerimiz vardı. Bebişlerimizin kıyafetlerini bir koyalım. Çok küçük bebekler de okula gidebilecek. Evet, çalışan annelerin bebekleri de gidecek arkadaşlar. Şöyle birkaç tane... Aa, kundaklarımız asılmıyor muydu? Galiba asılmıyor arkadaşlar. Aa, hepsini üst üste koyalım o halde. Bebek okulunda daha neler olacak neler. Bu çok kısa bir bölümüydü arkadaşlar yayınlanan. Ama bize şöyle bir umut veriyor. Çok çok yakında gelecek bebek okulumuz. Aslında artık bebeklerimiz doğdu. Hamile kıyafetine ihtiyacımız yok ama yine de şöyle koyabiliriz. Şöyle bir bakalım. İşte en sevdiğimiz bebek aparatları arkadaşlar bunlar. Beşiklerimiz... Tabii ki yeni pakette çok daha yeni eşyalarımız gelecek. İki beşiğimiz yeterli arkadaşlar. Şöyle bebeğimizin altını da şurada açarız. Şuraya koyabiliriz. Hem de tatlış tatlış oyuncakları da burada duruyor. Kızlar, siz şöyle biraz kenara çekilin. Biliyorum çok heyecanlısınız çocuklarınızı okula götürmek için. Süsleri de bir kenara bırakalım. Biberonlarımızı şöyle kenara koyalım. Aa, neden düşüyorsun? Fotoğraf makinemiz. Bebeğimizin ihtiyacı olan her şey var arkadaşlar. Kameramız. Çok tatlış. Bebeğimize istersen küçük bir örgü yapabilirsin. Aferin sana. Bir tane daha pembe. Ay, pembeler çok tatlış. Bir de kundak yap, ne dersin? Sen kundak yaparken biz de şu bebek pudrasını şöyle koyalım. Bir tane daha. Yeşil olsun. Evet, çok tatlı oldu. Bunlar burada kalsın arkadaşlar. Balonlarımızı daha sonra süsleyeceğiz. Pakette başka neler vardı burada arkadaşlar? Kitaplarımızı mutlaka koyalım. Bebeklerimize masal okuyarak uyutacağız. Acaba okulda nasıl uyuyacak bu bebekler? Hiç bilmiyorum. Kızlar, hazır mısınız bebekleri getirmeye? Şu iki küçük tatlış bebeğimizi getirin. Bu da senin bebeğin. Öyle çok tatlısınız. Şöyle pembe. Hadi tak bakalım bereni. Kıyafetin de çok güzel oldu. Al bakalım annesi. Şimdi senin bebişinin de şöyle beresini takalım. Kundağını da giydirelim.
Harika oldunuz. Okula gitmeye hazır mısınız? Aa, galiba bebekler altını kirletti. Tamam, önce bir altlarını değiştirelim. Hadi bakalım, yapabilirsin. Başardın demektir. Okey. Bir de sana peçete verelim. Aferin. Sen şöyle geç, yatağında dinlen. Sen gel bakalım, sen de bebeğinin altını değiştir. Senin bebeğin bayağı uslu duruyor. Sen çok kolay yapabilirsin. Evet, aferin sana. Sen de değiştirdin. Al bakalım bebişini. Tabii ki bu bebekler çok küçük. Bunları değil, biraz daha büyük emekleyen bebekleri okula götürmek lazım. Öyle değil mi? Ama yine de sizinle küçük bir okul turu yapalım. Hadi hep beraber gidiyoruz. Anneler çok güzeller ya. Ay dur, bebeğini düşüreceksin. Ne yapıyorsun çocuğum? Aa, oha falan oldum yani, dikkat etsene. Ay dikkat ediyorum, daha ne yapabilirim, merak etme bebekim. İyi günler, bizim bebek kontrolümüz vardı da iyiler mi diye. Tabi buyurun, doktor müsait. Hadi gel gidelim. Merhaba doktor hanım. Aa, ben de çok sıkılmıştım, hiç hasta yok, hiç kimse hastalanmıyor. Galiba herkes ellerini yıkıyor eve gelince sabunla. Evet, biz de kontrol için gelmiştik, çocuklarımız hiç de hasta değil. Şöyle bir yatıralım bebeğimizi. Ay yatmak istemiyor musun, seni gidi yaramaz. Hemen bir ateşine bakalım. Ateşi gayet iyi. Şöyle kulaklarına da bir bakalım. Kulakları da gayet iyi. Annesi, bu bebek harika, çok sağlıklı. Biliyordum bebeğimin çok sağlıklı olduğunu. Peki benim bebeğim nasıl? Şöyle bir tartıya çıkın siz beraber. Oo, bebekle bayağı bir kilo almışsınız. Ne oldu? Merak etme. Normal kilodasınız. Şaka yaptım. İn bakalım. Bebeğimizin kulaklarına şöyle sizin kucağınızdayken bakalım. Sizin bebeğiniz de gayet sağlıklı. Ay teşekkürler. Herhangi bir vitamin falan kullanalım mı? Ay gerek yok. Ay gelmişken bebeğimize yeni şeyler alalım. Hadi gel. Buranın eczanesi çok güzel. Şurada bir şeyler vardı. Şuraya çıkayım bakayım. Hop kaydım. Bu eczanede böyle merdivende kaymak da çok güzelmiş. Ay ben kendime bir bakım ürünü alacağım. Küçük bir çanta almak lazım ama burada çantalarımız vardı bizim. Nerede arkadaşlar? İşte burada. Şöyle bir bakım ürünü. Şunu da alırsam benim için yeterli. Bebek için geldim, kendim aldım. Hep aynı şeyler. Ay ne kadar borcum? Borcum ne kadar? Ay borcunuzu hemen söylüyorum bakayım. Borcunuz tam 120 lira. Ah tamam. Karttan alabilirsiniz. Hadi eve gidelim. Çocuklara biraz mama yapalım. Acıkmışlardır. Gelin bakalım tatlı bebişlerimiz. Şimdi size harika mamalar yapacağız. Dola bir bakalım. Aa süt. Size kakaolu süt verelim mi? Ne dersiniz? Ne? Kakaolu süt mü? Küçücük bebeklere sakın böyle bir şey yapmayın. Bence siz kendinize bir makarna haşlayın önce. Ama ben taze kızarmış ekmek yerim. O halde ekmeğimizden şöyle bir dilim alalım. Bir dilim daha alalım. Aa, işte bir tanesi kızardı, diğeri kızarmadı. Neyse, siz makarnayı başka bir bölümde yaparız. Arkadaşlar, umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.